Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Takva adlı bölüm. En son 70 no'lu hadiste kalmıştık. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Said el-Hudri'den Allah kendisinden razı olsun. An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki: İnned dünya hulvetun hadiratun. Bu dünya muhakkak ki tatlıdır, yeşildir, göz alıcı yani çekici. Dünyanın bu büyüleyici, etkileyici tarafı ve haz veren tarafı, her ikisi birlikte ifade edilmiş. İnne dünya hulvetun hadiratun. Dolayısıyla bizde karşılığı var. Tat bakımından, zevk bakımından. Birisi haz yönüyle, diğeri ise görsel yönüyle öne çıkan ifade. İnne dünya hulvetun hadiratun. Cenab-ı Hak da buyurdu ki: Züyyüne linnâs hubbuş şehevâti minen nisâ vel benîn. İnsanlara bunlar hoş gösterildi veya tezyin edildi, süslü kılındı. Bu süs ile bizdeki karşılığı arasındaki etkileşim ifade ediliyor. Dolayısıyla dünyanın çekimine giren bir varlığız. Allah Azze ve Celle bu dünya ile aramızdaki sınav ilişkisini böyle bir çekim ve etkileşim üzere kurmuş. Hazreti Peygamber buna karşı bizi uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne dünya, muhakkak ki dünya hulveton, tatlıdır. Hadiraton, yeşildir. Efendim, yeşilliğin o göz alan, mutluluk vermesi, göz ile gelen. O fiha ma teştehihil enfusu ve telezzul a'yun. Cenab-ı Hak cenneti de bize vaat ederken orada وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ Canların çektiği, işte bu hulvetun ile eşleşir. وَتَلَذُّ الْاَعْيُنْ Ve gözlerin bakmaktan lezzet aldığı. Demek ki gözün de bakmaktan keyif aldığı bir boyut var ki bunu yaşıyoruz. Estetik dediğimiz, yani bir yemek önümüze geldiğinde onun bile belli bir sunum, belli bir dikkat ve özen itina ile hazırlanmış görselinin öne çıkan tarafıyla, daha ağzımıza biz almadan onu gözlerimiz üzerinden bir etkileşim başlıyor, hoşumuza gidiyor. O bakımdan hem estetik yönüyle hem tadı, hazzı ve zevki yönüyle dünya etkileyicidir. Cenab-ı Hak ise bunun esas ve mutlak karşılığını kayıtlı olmayan, sınırlı olmayan ve ne arzu edilirse asla üzerine bir kısıt konulmayan, o fiha ma teştehihil enfus, gözlerin lezzet aldığı, canların çektiği her şey orada var. O lekum fiha ma teddaun, üstüne bir de hani iddia edecekleriniz, şöyle de olsa olmaz mı, böylesini de isterim diye abartılı talepleriniz, hepsi baştan karşılanacağı vaat edilen bir nimetler yurdundan söz ediyoruz. Zaten bu dünyada yaşadığımız, bize yaşatılan bu örnek, öteki örneği kestirelim diye diğer inşamıza dair önden bir fikrimiz olsun ve buna dair içimizde bir talep oluşsun diye. Öyle ya, tatmadan, bilmeden nasıl arzu edeceğiz, nasıl elde etmek için peşinden koşacağız? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine ve sonra cennetine dair bu yarışımız,
bu istekliliğimiz, bu heyecanımız nasıl oluşacak? Önden ona dair elde ettiğimiz, bize sunulan tadımlık örnekler üzerinden bunun aslının, esasının, efendim kısıtsız şeklinin ne kadar üstün olacağına dair içimizde bir düşünce oluşsun diye. O yüzden Cenab-ı Hak bunu dünyada tatmış, bunun görseline, etkisine girmiş biz insanlara dünya üzerinden hali hazırda bunu tatmışken bildiklerimiz üzerinden geleceği vaat ediyor. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى Siz ilk inşanızı bildiniz. Nasıl bir şeydir, nasıl zevklidir, hoştur. Bunu hali hazırda içinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla varın buradan. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Öğüt alsanız, ibret çıkarsanız, diğer inşanızın nasıl olacağı, nasıl mutluluk verici, nasıl sonsuz, bitimsiz hazlarla, zevklerle dolu bir mutluluk diyarı olduğunu kestirebilirsiniz. O bakımdan dünya ile aramızdaki etkileşim sadece bir fitne, bizi yoldan çıkarmaya dönük, çeldirici olmasının yanı sıra ahirete yönelik bir ön tadımlık diyelim veya tecrübe edilmeye Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki bize vaat ettiği mutluluklarla alakalı olarak ahireti kestirebilmek için burada bir örneğini yaşadığımız küçük bir numune mahiyeti de var. O bakımdan dünyadaki zevki tatmayan tabii helal dairesi içerisinde o lezzetin nasıl olduğu, ne kadar güzel olduğu, ne kadar etkileyici, çekici, haz ve zevk verici olduğuna dair bütün nimetleriyle bilen kimse bunu bir de o gözle okuduğu zaman, zaten bu gözle okuması bekleniyor, o zaman Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunur. Bu dünyadaki bu kısıtlı örnek böyleyse, o zaman Cenab-ı Hakk'ın ahirette vaat ettiği o sonsuz hayat ne biçimdir, ne kadar güzeldir diye bunu önden kestirebilenler ahirete dair düşler kurmaya başlarlar, beklentiler oluşturmaya başlarlar. Bu dünyada canları sıkılsa, öteki alemde kendilerine vaat edilmiş bulunan heyecanın, zevkin ve saadetin etkisiyle teselli olurlar. Bu düzeyde onlar açısından gerçekçi bir vaattir. وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Allah Azze ve Celle sizi dünya hayatında istihlaf etti. Yani size burada imkan verdi. Bir hayat imkanı, bu hayatta belli tercihleri istediğiniz şekilde doğru, yanlış, güzel, çirkin, adil yahut adaletsiz imkanlar önümüze açılmış durumda kendimizin nasıl biri olmamıza dair bir karar içerisindeyiz. Bir irade yaşamaktayız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak feyanzura keyfe te'amelun. Nasıl amel edeceksiniz? Nasıl bir hayat ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Hem bu dünyadaki bu mutlulukları, bu mutluluk örneklerini tanımak, hem ahirette Cenab-ı Hakk'ın bizi çağırdığı esenlik yurduna dair bir ön fikir elde edip onun için çaba ve gayret sarf etmek, hem de Cenab-ı Hakk'ın وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Bu ağaca yaklaşmayın misali, Hazreti Adem'den örneğini gördüğümüz yasaklamanın bir benzeri bizim hayatımızda da işliyor. Şuna yaklaşma, buna yaklaşma dediği sınırlı sayıda, öyle çok sayıda hayatı daraltan biçimde değil Cenab-ı Hakk'ın tahrimleri, haram kıldığı, bize nehyettiği şeyler, sadece ona karşı saygımızı gösterebileceğimiz sınırlı sayıda şeylerden ibaret. Sahip sensin ve senin sahipliğini tanıdığım için bana hayır, buna yaklaşma dediğin şeylerden uzak duruyorum. Bunu gösterebileceğimiz çok özel bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا Allah sizi orada bir süreliğine yetkilendirecek. Çünkü her istihlaf belli bir imkan aralığı, belli bir yetki aralığı o kişiye tercih bırakıyor demektir.
ayetlerden hatırlarsanız, ya Davudu inna ce'annâke halifeten fil ardi, ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nâsi bil hakki, şu halde insanlar arasında adaletle hükmet. Ve lâ tettebi'il hevâ, hevanın ardına düşme, dolayısıyla yanlışa yönelme. Hak ile adaletle hükmet, hemen seçenekler. Halife olmasıyla, istihlaf yani kendisine bu yetkinin verilmesiyle hemen önüne seçenekler açılıyor. Bu çünkü verilen, açılan imkanda onun her türlüsünü yapabilmesi imkan dahilinde olsun olmalıdır ki ona bir yetki alanı açtığınız sahici olsun. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşini bıraktığında yerine "Uhlufni fi kavmi, kavmimde benim yerime geç." Ve hemen peşi sıra dedi ki "Ve aslih ve la tettebi sabilel mufsidin." Islah et. Müfsitlerin ardına düşme. Hemen iki seçenekte iyisiyle kötüsüyle önümüze açılıyor. O bakımdan bizim bütün bir insanlık olarak yeryüzünde halife olarak bulunmamız Cenab-ı Hakk'ın "Ce'alnâkum halâife fil ardi min ba'dihim." Ondan sonra sizleri yeryüzünde halifeler kıldık. "Linenzura keyfe ta'melun." Bakalım siz nasıl amel edeceksiniz? İyi seçeneklere mi yöneleceksiniz yoksa kötü seçeneklere mi yöneleceksiniz? O bakımdan bizi temiz sahibi yarattı Cenab-ı Hak. İyi ile kötüyü ayırt edebiliyoruz. Ayırt edebiliyoruz ki kötüyü yaparsak sorumluluğu üzerimizde kalsın. Aleyhimizde Cenab-ı Hak hücceti yani kanıtı oluşturuyor. Sen bunu bile bile yaptın. Bana karşı saygısızlığı bile bile işledin diye. O bakımdan içinde bulunduğumuz bu dünya mecrasında Cenab-ı Hakk'ın bize nehyettiği, yasakladığı şeyin bizim iç dünyamızda ve yaratılışımızda belli arzularla eşleşmesi gayet anlamlıdır. Yoksa zaten ikrah ettiğimiz, hoşlanmadığımız bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın bize yasaklaması, acaba hoşlanmadığımız için mi yoksa Cenab-ı Hak yasakladığı için mi uzak durduğumuz belli olmazdı. Şimdi ise arzu duyduğumuz züyyine linnâsi, hubbu şehevati, bu şehvetlerin arzusu bize süslü kılınmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hayır olmaz dediği zaman uzak durabiliyorsak arzumuza rağmen bu Cenab-ı Hakk'ı saydığımız, onu gözettiğimiz anlamına gelir ki bu tırnak içinde takvanın ta kendisidir. İşte Cenab-ı Hakk'ı kızdırmaktan, onunla aramızdaki münasebetin bozulmasından endişe ederek hem de arzu ettiğimiz bir şeyden geri durmamız tam manasıyla bir korunma refleksidir. Biz burada kendimizi Cenab-ı Hakk'ın hışımından koruyoruz. Biz burada kendimizi Cenab-ı Hakk'ın öfkesinden, gazabından koruyoruz. Nasıl? Onun yasakladığı şeye adım atmayarak. O bakımdan İmam Nevevi'nin bu rivayeti, burada verip dünya hayatını temel kodlarıyla tanımlayan bu girişin akabinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen takva konusunu gündeme getirdi. Fettequd dünya. Dolayısıyla dünya hususunda takvalı olun. Yani kendinizi koruyun. Cenab-ı Hakk'ı gözetin. Allah Azze ve Celle'nin kızacağı türden davranışlara, eylemlere, sözlere tevessül etmeyin, adım atmayın. Bu arzunuzu dünya sizi çekecek. Dünya size cazip, hoş gelecek. Onu helal ile yaşayıp harama geldiği vakitte kendinizi kontrol etmeyi başarın. Buna muvaffak olabilmek için Allah'a dua edin. Gayretinizi ortaya koyun. Tüm bunlar hepsi takvanın bileşenleridir. Fettequd dünya. Dolayısıyla bir kimse dünya hayatıyla arasında, kendi varlığıyla dünya arasındaki bu eşleşmeden ya rahatsız olmamalı. Ya ben nasıl böyle bir şey arzu ederim diye. Bunu normal saymalı. Ben böyle bir şey arzu etmem gayet normal ama böyle bir şeyi irademle işlemem anormal. Böyle bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın yasaklamasına rağmen gidip yapmam anormal.
yoksa buna dair içimde bir arzu uyanması, buna dair içimde bir heves oluşması sınavın gayet tabii bir zeminidir. Cenab-ı Hak bunu böyle oluşturmuş ve bu konuda bütün insanlar böyleyiz. Cenab-ı Hak züyyine linnâsi bütün insanlar için süslendirildi. O bakımdan bu süsün olması, süslü gelmesi bizi anormal bir şekilde rahatsız etmemeli. Bunun böyle olması gerektiğini, yaratılışımızda bunun bir karşılığının bulunduğunu baştan bilmeliyiz. Ama bize düşen bu menhiyata dair içimizde beliren arzuyu Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygının bir gereği olarak kontrol etmeye girişmemiz. İşte bu bizim takvamız olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu açıdan bizi uyarıyor. Fettakü dünya, dünyadan sakının. Bu el etek çekin, uzak durun, sakın el sürmeyin anlamında bir şey değil. Cenab-ı Hak dünyanın sizi aldatmasına, dünyanın sizi büyülemesine, dünyanın sizi kendisine meftun etmesine ve dünyanın size kendisini her şeyden öncelikli olarak kabul ettirmeye çalışmasına karşı durun. Dünyayı bir araç olarak yaşayın. Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ölçülerde dünyayı yaşayın. Bir gelip geçen kimse gibi kendinizi her zaman görün. Dünyada sonsuz bir beklentiyle dünyaya bağlanmayın. Bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve güzel bir örnek olarak bize bıraktığı hem sözlerinde hem de hayatının kendisinde mülahaza ettiğimiz hususlar. Eğer bunları yaparsak o zaman dünya sürecinden kendimizi koruya koruya geçebilmeyi başarırız. Yoksa eğer bunlara tutunmazsak dünyanın bizi avlaması kaçınılmaz olacaktır. İçimizdeki arzu merkezlerini uyandırması, kendisine bağlaması ve çekmesi, eğer ki biz iman edip salih amellerle donanmaya ve bunlarla kendimizi dünyaya karşı korumaya azmetmez isek, öylece kendimizi bırakırsak kesinlikle ziyana düşeriz. Vel asr, innel insane lefî husr. Cenab-ı Hak asra yemin ederek insan kesinlikle ziyandadır dedi. O bakımdan bir insan olarak içimizde var olan zafiyet noktalarını doğru yönetebilmek, irademize sahip çıkabilmek, dünya tehlikesini bilerek hayatı yaşamak, işte Allah'ın elçisinin bize uyardığı ve hatırlattığı hususlar bunlar. Hafife alarak, küçümseyerek, dünya bana bir şey etmez, ben dünyadan etkilenmem, dünyanın dikkat çekici, efendim, kendisine cezbeden yanları bana, bağışlayın ifademi, sökmez, vari bir yaklaşım kişiyi tehlikeye sokar. O bakımdan madem ki Allah'ın elçisi bizi ciddi manada uyarıyor, tehlikeye dikkat çekiyor, bak etkileyicidir, çekicidir diyor, o zaman gözünü bile koruyacak kadar, yani kendini uzun uzun ona bakmaya, onu düşünmeye, tasavvur etmeye, böyle çok yaparsan seni etkilemeye ve daha etkilemeye başlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulü üzerinden bize örnek verdi. Elçisini uyararak bize büyük bir ibret çıkarmamıza vesile kıldı. Dedi ki فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Sakın ha onların malları da evlatları da senin ilgini çekmesin. Öyle beğenip ne kadar güzelmiş diye aldanma. Başka bir ayette bakışlarımızı bile kontrol etmemizi yine elçisi üzerinden bize güçlü şekilde öğütlemiş oldu. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. İki gözünü dikme. اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının güzelliklerinden onlara meta olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikip durma. Demek ki gözümü bile korumak durumundayım. Uzun uzun bakarsan bu kez ne demişler? Göz görürse bu kez gönül arzulamaya başlar. O bakımdan gönlü yönetmek isteyenler önce gönle uzanan
gözden girişi kontrol etmeyi isterler. Çünkü bu gönlü yönetmenin kolay yoludur. Ama gönle düşerse gözü açık bırakırsın. Gönle düşerse gönül ile baş etmek daha zor olacaktır. Dünyanın bu bütünüyle çekici ve insanda arzu oluşturan menhiyatı, haram olan şeyleri kastediyoruz. Helal olanlarla ilgili herhangi bir problem yok. Ama helal olanlarla ilgili bile kişi bütün bir amacını, gayesini, ahireti unutturacak şekilde helal olanı bile amaç edinse kendisine, burayı sonsuz bir gelecek inşa edercesine düşlemeye kalksa bu da problemli olur. Helal olanın bile en azından meta olduğunu bilmeli. Bir süre sonra bunlar hepsi elden geri alınacak olan şeyler. O bakımdan hayali, beklentiyi, arzuyu ve ümidi, amacı kastediyorum, ahiret olarak kişi kendi iç dünyasında oluşturmalıdır ki yolculuğu başıyla sonuyla doğru bir istikamet kazansın. Yoksa hayatta sürekli amaçlarını değiştirir, zikzak gibi, labirent gibi bir oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sürekli gönlünü bir şeylerle avutabilmek için uğraşır durur. Bu da bir insanı yorar, eline de çok fazla bir şey geçmez ve akıbeti çaresizlik olarak elde avuçta bir şey kalmamış bir halde bu hayattan ayrılmak ki en kötüsü. O bakımdan hayattan öteye dair bir ümitle ayrılmak ve ölüme giden süreçte hep o ümidi çoğaltarak, büyüterek ilerlemek muazzam bir mutluluktur, bahtiyarlıktır. Hem hayatı sürekli heyecanı artan, beklentisi artan ve sürekli ümit dolu kılar, hem de ucu sonsuz bir geleceğe açılır. Fettequd dünya, eğer böyle düzgün yaşamak ve muazzam bir sonuca kavuşmak istiyorsanız, o zaman hayatı size bahşeden Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bu hayatı güzellikle tatmayı, yaşamayı, onun olur dedikleri, helal kıldıkları, ki tamamına yakını helal, bazı istisnai haramlar var, haramlara da karşı dikkatli olarak Cenab-ı Hakk'ı saydığınızı gösterip, sen hayır dediğin için uzak duruyorum demeyi ve bu arada harama içinizde oluşan arzuyu da bu anlamı dolayısıyla anlayabilmeyi, demek ki bende bu arzu oluşacak ki ben bu arzu ile yenişmeye çalıştığımda, onu dizginlemeye çalıştığımda Cenab-ı Hakk'a olan saygımı ortaya koyabilmiş olayım. وَاتَّقُنْ نِسَى. Peki dünya içerisinde bu umum genel ifadeden hemen sonra özel bir ifade geldi. وَاتَّقُنْ نِسَى. Ve kadınlardan sakının. Yani kadınlara dair, onların dünyanın temsil ettiği en önemli arzu, beklenti ve his noktası olarak kişinin şehvetini kastediyoruz. Bu şehvet üzerinden oluşan imtihanı Cenab-ı Hak dünya, bağışlayın ifademi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın içerisinden özel olarak seçti ve hadiste ifade etti. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. Dünyaya dikkat edin, sakının harama düşmek hususunda. Sonra da hemen kadınlar konusunda aman ha dikkat edin, harama düşmek hususunda kendinize çeki düzen verin. Çünkü hadis şarihlerimiz diyorlar ki dünya içerisindeki hemen hemen her şey bu anlamda bir zinet ve iptila vesilesidir. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki inna cealna ma alal ardi zineten leha. Yeryüzünün üzerinde her ne varsa hepsini zinet kıldık. Linebluvahum, sınayalım diye. Şimdi sınav aracı hepsi süs. Ama bunlar içerisinde az etkili olanı var, çok etkili olanı var, güçlü etkili olanı var. O bakımdan bunlar içerisinde en etkili olanını Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öne çıkarıp dikkatimize sunmuş. Vettequn nisa'a, kadınlara dikkat edin. Nitekim o diğer okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak da aynı vurguyu yapıyor. Zuyyine linnâsi hubbu'ş-şehvâti, insanlara şehvetlerin tutkusu hoş ve süslü kılındı. Hemen ilk örnek olarak minen nisâi vel benînâ
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. İlk başta kadınları saydı Cenab-ı Hak. Sonra evlat, oğullar, sonra da altınlar, gümüşler, yani mal olmak üzere bunların, bunlara sahip olmanın arzusu ve beklentisinin bu dünya hayatında bizler için önemli bir çekim noktası, bizi Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa davet eden güçlü ve etkili parazit duygular bunlar. O bakımdan kişinin Cenab-ı Hakk'a saygısı, Allah'ın vaat ettiği ahirete dair ümidi ve arzusu eğer sağlam olursa, bu geçici Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı süreçte onlara karşı kendisini frenleyebilecek araçlara sahip olur. Bu da Allah'ın öğrettiği dini, mübini, İslam'ı yaşamakla ancak mümkün olur. Bunlar içerisinde de ilk sırada anabileceğimiz araç, kişiyi münkerattan alıkoyacak türden اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak ki namaz kişiyi yanlış şeylerden, menhiyattan, münkerattan alıkor diyor Cenab-ı Hak. Bunlar koruyucu kalkanlarımız. Eğer dünya bana bir şey etmez, bana bu türden araçlara da, koruyucu kalkanlara da gerek yok gibi kendisini güçlü zanneden kimse tam da bu süreçlerde dünyanın avı olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayete devamla dedi ki فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ. Hatırlayın ve bilin ki İsrailoğullarının ilk fitnesi كَانَتْ فِي النِّسَائِ, kadınlar konusunda olmuştur. Dolayısıyla kadın konusunun toplumun içtimai hayatında insanlar arasında fitneye yol açtığı, onun erkekler üzerindeki etkili yanı, arzu oluşturmak bakımından erkekleri Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa davet eden, onun haram kıldığı ilişki biçimlerine çağıran yanı, Allah Azze ve Celle'ye karşı bu dünyayı doğru dürüst yaşayabilmek hususundaki en önemli çeldiricilerden. O kadar ki Allah'ın elçisi bunu ilk sırada vurgulamış ve dikkatimizi bu noktaya çekiyor. Tabii erkekler açısından etkili olan karşı cins kadınlarken, kadınlar açısından da etkili olan karşı cins erkeklerdir. Bu anlamda karşılıklı bir etkileşim ve bu etkileşimin helal ve haram çerçevesi var. Dolayısıyla ister erkek olsun, ister kadın olsun, kim salih amellere yönelirse, yani doğrusunu, güzelini yapmaya çalışır, helal dairesi içerisinde kalmaya özen gösterirse, Cenab-ı Hak dedi ki ister erkek olsun, ister kadın olsun, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, kim salih amelleri işlerse, yani helal dairesinde doğrusunu, güzelini, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeklini yaparsa, مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى, ister erkek olsun, ister kadın olsun, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, biz ona başta bu dünyayı güzel bir hayat olarak yaşatacağız, hoş bir hayat demiş Cenab-ı Hak, yaşatacağız. Ve ahirette de وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ahirette de karşılıklarını en güzel şekilde, yaptıklarının en iyisiyle karşılık vereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla süreç sadece erkekler için işleyen bir süreç değil. Erkekler, kadınlar birlikte işleyen bir süreç. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın hayır ey Adem yaklaşma dediği o ağaç aslında Hazreti Adem'i de, olduğu kadar eşi Hazreti Havva'yı da ilgilendiriyordu. Nitekim cürmü işlediklerinde Cenab-ı Hak her ikisini birlikte yanlışı irtikab ettiler diye levmetti. فَعَصَى آدَمُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, her ikisi ondan yediler ve yer yemez onların ayıpları Cenab-ı Hak dedi belirdi, ortaya çıktı. Her ikisiyle ilgili bu suçlu oldukları durumda Cenab-ı Hak onlara أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, ben sizi, siz ikinizi o ağaçtan nehyetmemiş miydim dedi. Demek ki süreç erkeğiyle kadınıyla herkes için aynı anda işliyor, birlikte işliyor. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıklarından uzak durmak, emrettiği ve helal dairesi içerisinde bize tattırmak,
zevkini yaşatmak ve beğendirmek. Beğendirdikten sonra da bu dünyadaki sadece meta, asıl siz ahirette size vaat ettiklerimi bir düşünün diye dünyadan ahirete bize bir fikir verdiği bu dünya sürecini hem doğru yaşayıp hem de ahirete kocaman bir ümitle geçebilmek için Allah'ın elçisi bize altın değerinde bir anahtar veriyor bu rivayette. Ravahu Muslimun, rivayeti İmam Müslim sahihinde vermiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda Allah Azze ve Celle fırsat verirse birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.